Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bugün yanında yine Ömer Serkan Bakır var konuğum. Fotoğraf dergisi genel yayın yönetmeni ve önümüzde özel bir monitör var. Zaten seni evet. Her monitör için çağırmam. Evet. bu özel bir monitör evet. Evet. Şimdi Asus'un bir defa ProArt serisi. Biz de yabancı değil. Daha önce aslında ProArt inceledik biz ama bu monitör çok yeni. PA32UCX-K K'sının ne olduğunu söyleyeceğiz. Bunun bir küçük kardeşi daha önce PA90'la sistemle beraber burada gelmişti, göstermiştik. Bu onun da üst modeli. Evet. Çok yeni. Hatta ben açık söyleyeyim teste falan geleceğini de düşünmüyordum. Bu ürünlerde çünkü numune sıkıntısı oluyor. Çok pahalı oldukları için. Evet. Biraz pahalı ama bir ürün bu. Geldi, ben de hani senden de bir destek alayım dedim. Çünkü bu birazcık şey. Üreticiler için monitör. Şimdi hatta Asus'un demesiyle referans monitörü diyor. Aynen. Mesela işte sesle ilgilenenlere referans hoparlörü olur. Hı hı. İşte bizim gibi bu işlerle fotoğraf, video işleyen, fotoğraf içeriği üretenler için de referans monitörü. Için, aynen. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bu HDR bir monitör ama sen film al evde HDR film izle diye değil. Zaten onun için tabii. Daha ucuza televizyonlar çok, var. Çok daha ucuza çok daha büyük televizyonlar alıyorsun. Ama tabii. Bu içerik üretmek için. Üretmek için. Dolayısıyla senin içerik üreticisi olarak doğru rengi görmen gerekiyor. İster fotoğraf üret, ister video üret. Hatta şöyle, aslında ideal bir dünyada şöyle olmalıydı. Mesela ben film çekiyorum. Çektiğim cihazım DCI P3 çekiyor diyelim. Renk gamut standardı olarak. Sonra bunu getirecektim. Önümde editlediğim monitörüm de DCI P3 destekleyecekti. Bitti işim. Verdim piyasaya. Biz izleyiciler de DCI P3 destekli monitörlerinde, işte televizyonlarında izleyeceklerdi. Ama böyle ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Böyle bir dünya yok. O kadar çok cihaz var ki. Çok cihaz var. Herkesin elinde farklı bir cihaz var. Bir yani, sürü bilgisayar. Aslında renk standartları denen şey adı üstünde. Standart bir standart olabilsin diye var. Hani çektiğin cihazdan izlenene kadar. Esasında standartlar var ama birden fazla olduğu için de. Hem birden fazla var. Evet. Artı şu var, standartlara uymayan bir sürü cihaz var. Tabii. Ya da hepsini desteklemesi mümkün değil. Evet, standartları desteklemenin bazı şartları var. O şartları yerine getirmiyor. Birazdan işte o yüzdelerden bahsedeceğiz. İşte bu monitörün özelliği aslında temelde şu anda var olan, profesyonel dünyada kullanılan standartları destekliyor olması. Şu anda neredeyse hepsini destekliyor bile diyebilirim. Profesyonel yani. Pek çok standardı destekliyor, onlardan bahsederiz. Evet. Şimdi, öncelikle 4K bir monitör. Hani artık 4K neredeyse pek çok monitör için standart sayılacak bir şey. Standart birazcık şimdi görecekler detaylarda. Biz burada çok fazla oynatamıyoruz bunu. Hı hı. Detaylarda göstereyim. Büyük bir monitör olduğunu. Kalın bir monitörde. Büyük ve kalın. Yani bugün günümüzde incelediğimiz bütün monitörler, televizyonlar dahi çok inceldiler. Evet. Bu kalın bir monitör. Onun dışında ağır tabii ki ve 32 inç. Tabii biraz onun da etkisi var. Evet. Ama hareket kabiliyetini hiçbir şey kaybettirmemişler. Bunun... Yok gayet ergonomik, çok rahat hareket edebiliyorsun. Pivot dahil bütün hani hemen hemen bütün temel ergonomik hareketleri yapabiliyor. Ayağı da işte şurada görüyorlar kocaman yere basıyor, sağlam basıyor. Hiçbir şekilde bunu oynatmıyor. Yok. Ama bu ağırlığına ve boyuna oranla şu kaldırma, şu mekanizma gayet güzel çalışıyor. Rahatlıkla indirip kaldırabiliyorsun ya da çevirebiliyorsun. Tüm portlarını arkaya doldurmuşlar. Thunderbolt dahil. Bağlantı desteklediği bağlantılar hep modern bağlantılar. Yine USB portları vesaire hepsi burada. Bu oyuncu monitörü değil. Onu baştan söyleyelim de bizim kitle zaten biraz oynamak için. Ya oyun oynamak biraz... için şöyle. Oyun oynanır tabii ki ama oyuncuları cezbedecek bir özelliği yok. Özellikle hani mesela 144 Hz ile 60 Hz bir monitör bu. Evet. IPS panel 5 kullanıyor. 5 milisaniye zaten, tepki süresi var. Tepki süresi. Ya da işte o fiziki olarak onların oyuncuların sevdiği oyuncaklara sahip bir mesela USB portları arka tarafta burada ya da ne bileyim işte kulaklık atacak yeri falan yok. Bu ciddi bir monitör. Bu tamamen dediğimiz gibi profesyonellerin kullandığı, kullanabileceği, fotoğraf ve video profesyonellerin kullandığı monitör. Şimdi fiziki olarak benim hoşuma giden şey şu oldu ya, bu kocaman bir monitör ama bak incecik. Ön taraftan baktığın zaman sadece işinle odaklanabiliyorsun. Bunu da şunun için yapıyorlar biliyorsun. İki tane yan yana koyabiliyorsun. Dört tane dört tane alıp da bir set hazırlayabiliyorsun ama iki tane monitör yan yana geldiği zaman ortadaki ince çizgi yok oluyor. Bunda hani neredeyse yokmuş gibi gözünü algılamıyor. Onu yani. Ama öyle yapabilmek için şeyi arkaya almışlar. Bak burada tuşların hepsi şurada elimin gösterdiğim yerde duruyor. Allah'tan joystick var. Yani çok fazla ayar imkanı sunuyor ama çok fazla da ayar yapmayacaksın aslında bir defa yaptıktan sonra. Yapacağın ayarları da joystick'le hallediyorsun. Joystick'le halledebiliyorsun. Kolay. Türkçe menüsü de var. Hani ayarlarlarsa Türkçe çalışacak. Şimdi 32 inç olduğunu söyledik. 4K dedik. Bunun dışında şimdi esas hani bunun birazcık kendine has özellikleri İstersen var. İstersen K'den de bahsedelim. Model isminde olan K'den de bahsedelim. Kalibrasyonun K'sı. Şimdi bizim için en önemli şeylerden bir tanesi monitörün kalibre edilebilir olması. Evet.
Şimdi bu ne demek? Pek çok monitör fabrikasyon standart kalibrasyon yapılıyor, geliyor ama o kalibrasyon bir süre sonra bozuluyor. Bunun bir süresi de yok. Tabii bu arada yani... şeyi de unutma. Kalibrasyon, yani mesela bak bunun içinden şu çıkıyor. Evet. Bu alet kalibre edilmiş şekilde geliyor. Birçok monitörle zaten kalibre edilmeden de geliyorlar. Tabii. Ve böyle bir raporu tabii çok nadir rapor... görürsün. Bunlar sadece her markanın profesyonel serisinde çıkıyor. Aynen, profesyonel serisinde çıkan bir özellik o. Kalibrasyon cihazı da zaten model adındaki o K harfi, evet. Türkiye'de satılan model öyle olacak. Hı hı. Hepsinde bu kalibrasyon cihazı ile beraber gelecek cihaz. Evet, bu kutusundan çıktı X-Rite'ın cihazı. Biz de buna teknolojilerde bunu kullanıyoruz. Hı hı. Monitör kalibre ederken. X-Rite'le anlaşmışlar. Fakat şöyle mesela X-Rite'i ben kullanırken X-Rite'in kendi yazılımıyla kullanırım. Evet. Asus kendisi bir yazılım yapmış. Sitesinden indiriyorsun. Hı hı. Ve bunu kalibre edebiliyorsun. Ara ara kalibre edilmesi gerekiyor. O kalibrasyonun evet. yenilenmesi gerekiyor. Ya da işte monitörün özellikle ortam ışığı değiştiği zaman. Evet. Yani bu monitörü alıp da işte burada çalışıyorsun. Aldın evine götürdün ya da hı-hı. ofis değiştirdin. O gibi şartlarda mutlaka tekrardan kalibrasyon edilmesi gerekiyor. Tabii şöyle bir kolaylığı da var ama. Şimdi kalibre ettik. Memnunuz. Fakat bilgisayar değişti. Ya birisinin başka bir bilgisayara hı-hı. bunu takman gerekti. Şimdi o kalibrasyon ayarını kendi içinde saklıyor. Bilgisayarda değil. Monitör, bilgisayarda da saklayabilir. Monitörün özelliği, evet. bu modelin özellikle özelliği o dolanımsal olarak kalibrasyon verilerini kendi içinde tutması. Yani aynı ortamda bilgisayarı değiştirdik. Hı-hı. Bu kalibrasyon değerlerini tekrardan kullanabilirsin. Tekrar kalibrasyon yapmana gerek yok. Şunu da göstereyim son olarak. Ben bunu çok seviyorum. Ama tabii şu anda çekim engelleyecek evet. diye kullanmadık bunu. Bunu takabiliyorsun. Güneşlik, gölgelik diye gölgelik. Dediğimiz şey. Özellikle bazı tasarımcılar, özellikle fotoğraf, video işleyenler daha loş ortamlarda çünkü hı hı. çalışmaya çalışıyor. İşte ters ışık gelsin, yani gözü yormasın diye, özellikle hı hı. monitörün içine de fazla ışık girmesin aynen. diye. Çünkü bir de yani ortamında ortam aydınlatması monitörüne yansıyabilir. Evet. Monitörün özelliği de parlak değil, canım parlak mat. Değil. Hı hı. Onun için çok daha gerçekçi bir renk ve değerleri gösteriyor ya, esasında. Bu monitörde bir profesyoneli... herhalde ürkütecek ya da böyle hoşuna gitmeyecek bir şeye biz rastlamadık. Hani böyle yapısal bir şeye ben pek görmedim. Yapısal, donanımsal, yani... ya şu da olsaydı diyebileceğim en azından benim öyle bir şey yoktu. Hı-hı. Çünkü şimdi sağladığı özelliklerden de bahsederiz. Evet. Zaten neredeyse %100'e yakın Adobe RGB destekliyor. Evet, Adobe RGB'nin %100'ünü destekliyor. %100'ünü destekliyor. Şöyle, sRGB zaten destekliyor. sRGB iş değil zaten. Şimdi REC 2020'yi evet. %89'unu destekliyor. Bu çok zor bir şey. Evet. Bu az önce ilk başta söylediğim standartlar işte bunlar. Senin dediğin gibi Adobe RGB %99.5, evet. %99 DCI-P3 ve %100 sRGB. Evet. Şimdi bunlar hepsi, şimdi bir de HDR kısmı var, ondan da bahsedeceğiz. Evet. Üretim aşamasında senin kafanın rahat etmesini sağlıyor. Çünkü bunun bir de mesela işte yine bu test raporunda olan delta E değeri var. Evet, o da çok önemli doğru renk için. Evet, yani ben buna bir görüntü veriyorum hı-hı. ama alabiliyor muyum o görüntüyü? Çünkü alamıyorsam aldığımı zannedebilirim. Sonra işte print'e gittin, farklı evet. renk çıktı. Sen o dünyayı sen zaten aynen. çok biliyorsun. Yani Adobe RGB dediğimiz şey o. Yani yoksa standart bir monitör alayım ben, kafama göre renkleri işleyeyim de işte istediğim gibi ayarlama, düzenleme yapayım, baskıya göndereyim ama onunla beraber hiç olmayan renkler, tonlar çıkıyorsa zaten ciddi sonuç, düşsene. Hı. Mesela bir broşür basıyor bir tasarımcı ya da bir fotoğrafçı, bir yer için iş üretmiş, çekmiş, düzenlemesini yapıyor ama Adobe RGB değil, renkler, tonlar hı. hiç alakasız. Ya buradaki binlerce basılmış bir iş. Felaket senaryosunu söylesene bize. Yani ben standart bir monitörle bir iş yaptım, baskıya aldım. Sonra baskıda ya benim başıma ne gelecek mesela? Benim daha önce çok başıma geldi. Tasarımcısın. Hı-hı. Fotoğraf da var. Fotoğraf da çektik. Tasarımcı da onunla işliyor. Firmanın logosu var. Ya sen o logonun bile gerçek tonlarını göremeyebilirsin. Hı-hı. Gerçek renkleri göremeyebilirsin. Ya da benim mesela çok zorlandığım, işlerken bir fotoğrafım var. Burada gösterdiğimiz bazı at fotoğrafları da var. Onlardan hı-hı. da bahsederiz. Hafta sonu Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda orada yılkı atları, sürüleri var. Hı-hı. Böyle bayağı sayıları 300'e yakın. Çok zor. Ters ışıkta özellikle fotoğraflar çektim. Evet. Şimdi onu ben cep telefonumda baktım. Tablette baktım, notebook monitörüne baktım, bir de bunda baktım. Hı hı. Şimdi hepsinde öyle farklı gözüküyor ki diğerlerinde gerçeküstü görüntü görüyorsun. Hı hı hı. Ve gerçeğin öyle olduğunu zannedip de onun üzerinde editleme yaparsan sonuç felaket. Evet. Yani siyahta siyah yok, işte çamurumsu tonlar çıkar, yani renkler onunla alakası yok, gerçekte gördüğünle alakası olmayabilir. Evet, burada sıkıntı işler referans kendine. Kelimesi o zaten. Hani elimde bir sürü hı. cihaz var ama hangisini ben baz almalıyım hani editlerken? İşte referans monitörü aynen. olacak monitör desteklediği
standartlarla onu sağlıyor sana. Yani gerçek gördüğüne en yakın renkleri, tonları, siyahı, beyazı vermesi bizim için önemli olan şey. Yoksa çok canlı. Yani çok bir şey ifade etmiyor ki bugün pek çok cep telefonunda biliyorsun çekilen fotoğraflar müthiş gözüküyor. Aa diyorsun ne kadar güzel. Düzgün bir monitör alıp da baktığın zaman o kadar da iyi değilmiş falan diyorsun. Çünkü gerçek üstü. Şey oluyor ama mesela yolladın baskıya. Sen normal bir herhangi bir monitörde şey yaptın, editledin. Baskıcı kullanıp sana arıyor. Abi burada bir tuhaflık var. Öyle şeyler oluyor mu? Yoksa sen finalde mi görüyorsun? Lan ne yapmışım ben diye. Şimdi şöyle. Baskının da pek çok çeşidi var. Şimdi fotoğraf sergisi basıyorsan başka bir şey gerekiyor ki. Benim çalıştığım pek çok fotoğraf laboratuvarında da ciddi referans monitörleri var. Ha. Bu açıdan da önemli. Bazen şöyle bir şey oluyor. Herkesin evinde bu cihaz yok. Ama o sergi basan adamın monitörünün ciddi bir monitör olması gerekiyor ki gelen fotoğrafları o açıyor bakıyor. Onlarda bir yanlışlık varsa düzeltiyorlar beraber. Tamam. Ki pek çok insan çektiği fotoğrafları en son baskı aşamasında düzeltiyor. Bazen matbaada da öyle oluyor. Ama matbaadaki insanlar çoğunlukla basit bir ise geleni doğrudan basıyor. Hiç önemli. Ama bir albüm basacaksan evet günler harcıyorsun orada da. Çünkü senin monitörünün kalibrasyonuyla şöyle bir sıkıntı da var. Senin monitörünün kalibrasyonuyla matbaanın monitörünün kalibrasyonunun da çok yakın ya da aynı olması gerekiyor. Mesela o da başka bir şey. Bu da başka bir şey. Şimdi o işte delta E farklılığı o birazcık. Bu gördüğümüzde editlediğimizin yani buraya yolladığımız veriyle gördüğümüzün arasındaki farkın az olması gerekiyor. Orada da işte bir takım standartlar belirlemişler. 2'nin altı olması lazım. Burada 1'in altında. Burada 1'in altında. Evet yani burada aslında hani ne editliyorsan aslında çektiğin şey de o. Hani çektiğin şeyle arasında çektiğin bir fark yok. Çektiğin şeye en yakın renkleri görüyorsun burada. Ha illa şey vardır. Yine o işte o 1'in altı da ölçülebilen bir sayı ama gözün görebileceği... Şu anda onu söylemiyorlar. Bir şey yok. Üreticileri. Evet. 1'in altında diyor. Delta E değeri 1'in altında. Gözün görebileceği bir rakam değil. Artık yani sen ayırt edemiyorsun artık. Evet, diyorsun bu tamam o. Tabii. Onu sağlıyor. Onun dışında şimdi bunun bir HDR desteği de var. Display HDR, Display HDR 1000 destekliyor. Kendisi 1200 nite çıkabiliyor. Evet, çok parlak. Parlak. Şeyde de yani HDR olmayan içerikte de 600 nit civarı ki bu da yüksek bir değer. Şimdi bunları normal monitörlerde de biz HDR görmeye başladık ama nit değerleri ufak olunca bir şey anlaşılmıyor. Yani onun esprisi o değil. Hakikaten 1000 ve üzeri olduğu zaman ha diyorsun HDR buymuş diyorsun. Aynen. Onu destekleyecek paneller de işte ancak çok pahalı modellerde olabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Mini LED, arka aydınlatmalı. Şimdi monitör ve televizyon dünyasında şöyle bir gelişme oluyor. Hani ne ilerliyor dersek çözünürlük zaten 4K oldu, 8 oldu gider o. O kendi yolunda gidiyor. Arkada bunun arka aydınlatmaları değişiyor. Şimdi bu mini LED, bunda LED aydınlatma var ama LED'ler o kadar ufalmış ki 1152 noktadan lokal dimming yani lokal karartma yapabiliyor. Şimdi bunun şöyle bir etkisi var. Mesela şurada beyaz bir şey varsa benim o beyazım yandığında şurayı etkilememeli. Burayı aydınlatmamalı. Tabii. Bu işte en büyük sıkıntımız şu an televizyonlarda da monitörlerde de en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Daha az LED sayısıyla. Evet yani ya da kenar aydınlatmasıyla yapıyor. Dolayısıyla ben şeyi de elde edemiyorum. Siyahı da elde edemiyorum. Gerçek böyle siyah çok önemli. Grimsi bir şey oluyor en fazla. Burada öyle değil. Burada yerel aydınlatma, lokal dimming ya da karartma diyelim yapılabildiği için ne kadar çok alandan yapılabilirse o kadar kendini kısabiliyor. Biz mesela şimdi ekranda görecekler. Biz siyah verdik ekrana. Evet. Normalde bir hani LCD, normalde bir IPS panelde burada işte oyuncu monitörlerinde falan o ya işte şey yapar, bir yerlerden ışık sızar, gösteririz onu. Ya o griye kaçar, siyah olmaz. Evet. Bunda ne ışık sızması var ne de işte griye çalma var. Bunda güzel siyahımızı aldık. Gerçek siyah, gerçek beyazı da almak da önemli. Aynen, gerçek beyaz. Aynı monitörde, aynı görselde almak çok önemli. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Bu Dolby Vision destekliyor. Bunun bir önceki incelediğim modelden farkı o. Dolby Vision desteği de gelmiş. HDR10 desteği var. Bu şunun için önemli. Sen bunu evde tabii ki bunda o içerikleri tüketebilirsin. İşte Netflix'i açıp Dolby Vision'da izleyebilirsin de onun için değil. Bir belgesel çektin. Çektik. Geldim bunda 4K belgesel işliyorsun. Sen Netflix'e onu verecek adamsın. Hani o içeriği veren adamsın. İşte ve o standardı da tutturman lazım. Evet. O yüzden bunda şu anki başlıca HDR standartlarının desteğini önemli görüyoruz. Önemli olan bir özellik o özellikle belgesel. Hibrit log gamma desteği de var bu arada onu da söyleyeyim. HLG diye geçen. Yani şu anda bunun desteklediği HDR modları piyasadaki var olan HDR'ları birebir karşılıyor HDR standartlarını. Asus yine rahat durmamış. İçine bir şey koymuşlar bunun. Menülerinde görecekler. Asus kendisi içindeki HDR içeriğe göre
aydınlatmasını kendi de optimize edebiliyormuş. Yani orada sen öyle bir seçenek öyle bir ayarı da var. İstersen çünkü onu da kullanabilirsin. Herkes bunları bilecek yapacak diye de bir şey yok. Evet, yani onu birazcık evet otomatiklik sağlıyor o işe. Yani, adapte ediyor ışığını adapte falan. Ediyor. Deneyecekler hani kendileri yapabilirler. Şimdi bir firmaya çalışıyorsa ve bir firmanın standardı varsa evet. İlla bu standartta bana iş üretiyorsa onu kullanmak zorundasın. Şeyi ama hatırlıyor musun? Standardın yoksa hani YouTube'a bir iş çekiyorsun, yapıyorsun. Çok kaliteli bir iş yapıyorsun ama evet. Öyle bir standardın yok sonuçta. Game of Thrones'un en son sezonunda bir savaş sahnesinde büyük bir kıyamet kopmuştu. Çok karanlık diye izleyememişti millet. Hani bayağı bir muhabbet dönmüştü. Şeyde kızmıştı ya kardeşim biz düzgün çektik siz izleyemiyorsunuz. Şimdi adam onu bütün standartlara göre yaptı ama insanların izlediği ekranlar, monitörler, i̇şte, televizyonlar. O da tabii. Evet. Yani öyle işte bazıları dediler ki ya bizim televizyonumuzda HDR var. Bizde hiç öyle o kadar karanlık olmadı. Evet. Karanlıktı ama o kadar karanlık olmadı. Kimisi de hiçbir şey göremedik biz sadece ses duyduk diyen de var. Şimdi öyle bir tarafı da böyle ekstrem şartlarda çekilen şeylerde işte o standartları destekleyemeyeceğiz. Bir şeyleri gösterememeye başlıyor. Tabii. Sen yönetmen olarak onu düşünüp içeriğini ona göre biraz, çekersin biraz belki. Biraz düşünmek zorundasın. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Biz içerik üretiyoruz. Yani video ve fotoğraf üretiyoruz. Bunu insanların hepsinin farklı cihazlarda izlediğini biraz da düşünüyoruz. Öyle. Buna göre üretiyoruz. Ama bir tane belki de master kopyasını yani bütün standartları sağlayacak şekilde hazırlamak gerekiyor. Hayır, şey de var. Tabii şimdi bu işte Dolby Vision'ı diyorum ki Netflix'te izliyorsun. Hayır, buna Blu-ray bağla. İstediğiniz izle yine işte oradan da izleyebilirsin orijinal bir materyal. Şöyle bakayım neler var. Bir defa Thunderbolt 3 Type-C. Bağlantıları çeşitli bağlantısı bayağı bağlantı var. Evet. Hatta çoklayabilirsin bile sadece giriş değil çıkışı da var. HDMI destekliyor. HDMI V2.0B 3 tane. DisplayPort 1.2 destekliyor ve güzel tarafı tabii normal biraz da bu kadar pahalı monitörde kutudan bunların kabloları hepsi çıkıyor. Hepsini çıkarmışlar. Ya bu şey değil. Parasında değilim. Bulamıyorsun. Evet. Yani ya da İyi işte kablo. Evet. Ya ver diyorsun. Verdiği kablo kötü. Adamın sattığı sana söylemiyor. Sen aslında parasını verip almak istiyorsun. Kutudan o çıkması kablo bile, çok önemli. O kablo bile ciddi sorun oluyor. Bana. Evet. Onun dışında bunu istersen VESA desteği var. Duvara monte desteği var. Oradan asabilirsin. Bu şeye bunu kullanmak istemiyorsan. 60 Hz olduğunu tekrar söyleyeyim. Buna rağmen Adaptive Sync destekliyor. FreeSync destekliyor. Evet. Hani bu oyun monitörü değil ve 60 Hz'de hani ne kadar dalgalanacak. Çoğu ekran kartı zaten 60'ı sağlıyor ama 4K'da 60 biraz daha zor bir iş. Yani oyun oynadın, 60'ın altına düştü, dalgalandı FPS'e, işte FreeSync birazcık toparlıyor. Resmi olmayan G-Sync desteği de var. Hani artık o da çünkü açıldı herkese. Yani oyun oynayacaklara öyle bir not vereyim. Bu ProArt serisinin şu özelliği de var biliyorsun. Diğer modellerinde olduğu gibi resim içinde resim, yan yana resim modları. Ya onu da çok kullanan görüyorum bazen. Bunun için birden fazla kaynak bağlıyorsun. Evet. Ve istersen picture in picture, istersen picture by picture yapabiliyor. Yan yana yapabiliyorsun. Menülerinden yapabiliyor. Evet. O da önemli bir şey. Ben çok kullanmıyorum fotoğraf işlerken. Ben de çok. Ama şeyde şimdi bunda 4K ya. Bunda çok alan var. Yani hakikaten bir işini yaparken ekranın bir bölümünü başka bir şeye ayırman mümkün olabilir. Evet. Dediğim gibi şu kalibrasyon cihazı yanında veriliyor. Bununla kutudan çıktığı gün yapmak zorunda değilsin belki ama bir süre sonra alışkanlık haline getirip yaparsın. Zor değil. Zaten Asus kendisi yazılımını kendisi yazılımını yapmış. Kolaylık. Oradaki yönergeleri takip ederek kendin yapıyorsun. Sonra da zaten kaydediyor hafızasına. Şeyleri artık söylemiyoruz bile. Hani düşük mavi ışık gibi hani gözü yormama teknolojileri standart hepsi var bunda. Evet. Onun dışında şöyle bakayım hani önemli olacak ne var? Bundan da bir hoparlör var. Ses çıkıyor ama hani bunları hep Windows'un sesini alıyormuşuz gibi düşünmek lazım. O ses çıkması bile çok önemli. Yani koymayabilir mesela. Bu monitör tasarım monitörü deyip hiç koymayabilir ki bazı markalarda yok biliyorsun. Evet. Monitör yok. Bir sefer ben öyle bir şey yaşadım test için gelen monitörde. Niye ses çıkmıyor diye bir 15 dakika uğraşmıştım. Meğer yokmuş. Meğer yokmuş. Sonra onu anladım 15 dakikadan sonra. Evet. Ya dediğim gibi en başta söyledik 5 milisaniye grid gray süresi var. Bu monitörde yaratıcı işlerin dışında her şeyi de ideal bir şekilde yaparsın. Dediğim gibi oyunda aksar. Oyunu da şey gibi düşünmek lazım. Ya adam tasarımcı bir yoruldu. Bir şey oyun oynayacak. Yarım saat oyun oynayayım şunu da dediği zaman. Şöyle bir şey var. Tabii şimdi onun da örneğini vereceğiz. Buna konsol bağlı HDR destekli.
Orada da yani hiçbir monitörde göre oyun monitörünü sunamayacağı bir görsel şölen tabii, yaşıyorsun. Tabii orada da çok iyi. Şey de bir şey, şunu da söyleyeyim. Daha çok yavaş akan oyunlarda feci zevkli oluyor. Hmm. Yani çok böyle FPS yani oyunu... Call of Duty oynamadı. Evet, Call of Duty pek olmayabilir orada belki ama... neden vuruluyorum falan soruyorsun böyle. Hani evet, onun için biraz yavaş kalacaktır ama... Evet. Daha böyle hani keşfederek oynadığın oyunlarda çok ciddi hani keyif alırsın. Çünkü evet. Hep söylüyorum ben... TN panelde oyun oynuyorlar. Ya yani oyunda renk, o da evet. Bir sanat. Tabii canım. Niye ben onun renklerini yanlış göreyim ki? Tabii yanlış görüyorsun. Evet. Standart sadece hızlı diye. Burada hem oyunu doğru göreceksin. Bir de işte bu şey HDR destekliyse de bağladığın sistem ekstradan evet. Gerçekten HDR neymiş onu görüyorsun. Özellikle kapalı alandan bir anda şöyle bir güneşli bir yere çıktığınızda ekrana bir bakmakta zorlanıyorsun hakikaten. Evet. Ama tekrar söylüyorum oyuncu monitörü değil. Evet şu anda... Söyleyeceğimiz şeyler aslında bu kadar. Şimdi zaten senin ekleyeceğin neler var? Şunu ben de söylemek isterim. Yani şu anda hani piyasada olan neredeyse bütün standartları destekleyen bir monitör. Yani içerik üreticileri dediğimiz kesimde profesyonel yalnız içerik üreticilerine hedefleyen bir monitör olduğunu evet. Söylemek lazım. Çünkü fiyatı ucuz değil. Yani belki rakiplerine göre de bu özellikleri sağlayan diğer monitörlere göre hani iyidir kötü. Onu zaten izleyiciler araştırıp bulacaklardır zaten güncel fiyatlarını ama hani ucuz bir monitör değil. Onun için bu 25 işi... 25 bin lira. 25 bin lira. Şu an hani şu an bakıyorum şu bu biz, videoyu çektiğimiz anda. Biz bunu söylerken yükselir azalır falan değişir, yani tabii. Ama yani bu işi gerçekten profesyonel olarak yapan insanların alması ve kullanması gereken bir monitör. Zaten fiyatı da bunu sağlıyor. Biraz da evladiyelik. Bu... Evet. Monitörlerde öyle bir şey var. Yani bu monitörü aldığın zaman 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra değiştirme ihtiyacı hissetmezsin. Öyle değil mi? Ya yani şöyle, bunun desteklediği özellikler nedeniyle o. Yani daha üstüne gelecek şu an için hani standartların hepsini evet. Destekliyor zaten. Dolayısıyla hani ileride işte 8K'sı gelecek, sana lazımsa değiştireceksin evet. Gibi şeyler olacak. Yani bilgisayarı daha hızlı değiştirecek. Bilgisayar daha hızlı değişecek, evet. Monitörler daha uzun süre kullanabiliyoruz. Öyle öyle. Evet işte bunda incelemiş olduk PA32UCX-K evet. Bu monitörün tam kodu. Kodu. İşte Türkiye'de bu zaten. Türkiye'de de o geliyor. Sadece bu model. Sadece bu var. Yani kafa karıştıracak bir evet. Şey yok. Böyleydi. Senin var mı ekleyeceğim şey ekstradan? Benim ekleyeceğim şey yok. Zaten dediğim gibi özellikle benim için bununla daha çok RAW fotoğraf işlerken hani kullandığım şeyler oldu. Özellikle son dediğim gibi o Kayseri'de güneş sazlığında işte atları çekerken ters ışıkta çok koyu tonlar var. O koyu tonları açıyorsun. İşte arkada patlayan yerler var. Dengelemeye çalışıyorsun falan. Bunu hani böyle bir referans monitöründe dengelemek yapmak falan çok önemli. Yani en azından güveniyorsun. Güveniyorsun tabii. O çok önemli. Yani acaba burada hani ben bunu yapıyorum ama kafanda soru işareti kalmıyor. Örnek veriyorum işte arkada dağlar var biraz açık gözüküyor. Sen onu biraz koyulaştırdığın zaman acaba fazla mı yapıyorum? Çünkü bir şekilde gözünle bakarak yapıyorsun bunları. Evet. Ya da koyu tonları dur biraz daha siyah arttırayım, koyultayım dediğin zaman da ya fazla mı gitti acaba diye birebir görüyorsun onu. Aksi takdirde referans monitörü olmayan bir monitörde bu düzeltmeleri yapmak sıkıntı. Yani sosyal medyada kullanıyorsan dertli çünkü herkes farklı bir cihazla görecek ama evet. Daha ciddi bir işte bunlar da bir sergiye katılacaksan, kitapta yer almasını istiyorsan iyi bir monitörde editlemek evet. Çok önemli. Gerçek 10 bit panel var bunda. Mesela bunu bile hani çok nadir bulabiliyorsun. Genelde evet. İşte FRC tekniğiyle falan üretilmiş paneller standart çıkıyor. Standart monitörler kaç bit oluyor? Standartta şu anda mesela herhangi bir monitör aldın, oyuncu monitörü, TN panel aldın 6 bit, FRC ile 8 bit yapıyorlar 8 onu. Öyle. Evet. Çıkartılıyor. Aslında anladım. Özünde 6 bit. Hani bulabileceğin biz fanilerin alacağı monitör 8 bit olacaktır. Evet. İyi bir monitör. Onu da şunu söyleyeyim. Yani şu cihazı alırsanız bu X-Rayet gibi kalibrasyon cihazlarını işte bir güzel bir IPS monitör. Yani bunun kadar pahalı olması şart değil. Kalibre ederek bayağı tatmin edici sonuçlar elde edebilirsin. Zaten hani başka türlü yapamazdık da zaten. Evet. Çünkü hepimizde bu bütçeler olmayacağına göre. Ama senin dediğin şey çok önemli. Finalde baskı aşamasında o şeyi bir görmek isteyeceksin. Hani baskmadan önce. Ya da ciddi bir belgesel editliyorsun. Evet. Televizyon kanalında kullandırıyorsun. Başka evet. Bir yere satmaya hazırlanıyorsun. Çok standart bir monitörde yapamazsın zaten böyle bir şeyi. Yapsan cesaret da edemezsin. Finalde işte evet. Şey gerekiyor. Hani onun böyle bir şeyin bulunduğu bir yerde bir son bir görüş alınması gerekiyor. Evet. Yoksa senin dediğin o ilk baştaki sürprizler, kötü sürprizler yaşanabilir. Olabilir. Ama ben şey bilmiyordum mesela senin sergiye hazırlanırken o işlerin beraber hani yapıldığını. Sonuç işi çok önemli. Evet. Dediğimiz gibi belki herkeste bir monitör olmayacak ama bir baskı merkezinde bu monitör bu tarz bir monitör olmak zorunda. Evet. Böyle bir monitör olduğu zaman müşteriden gelen işler
Belki o notebook monitöründe işledi ama tabii, burada açıp bakacak adam ve diyecek ki ya bak burada işte sarıyı fazla abartmışsın. Evet. Ya da bak siyah çok abartmışsın, simsiyah olmuş bu fotoğraf. Ya yani bunu doğru, bu monitöre sahip olan insanlar görecektir zaten. Notebook monitörleri farklı bir alem. Şu an hani orada onlar düzgününü bulmak çok çok zor oluyor. Yeni yeni geliyor birkaç yeni şey. Yeni geliyor, evet. Ama onların da fiyatları işte nispeten hı-hı, çok da ucuz değil. Öyle öyle. Hı-hı. Peki o zaman teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.